Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Rival Rebels modunu inceleyeceğiz. Bu Rival Rebels modu ne? Nükleer bomba modu. Çok güzel bombalar patlatabileceğiz bu mod sayesinde. Aslında işte şuradan baktığınızda bu moddaki her şey bizim için gerekli değil. Sadece birkaç şey bizim için gerekli. İlk başta şöyle silahlarımız var. Bunları şöyle gösterelim sizlere. 5 çeşit silahımız var. Şimdi bu mesela neymiş? Bu roket atıyor bildiğiniz. Şöyle roket atıyor. Ve işin en garip tarafı da direkt yani orayı TNT etkisiyle patlatmıyor. Yani oradaki blokları başka yerlere taşıyor diyelim. Bu da modun gerçekçi bir tarafı. Tabii bunu game mod 1'de atıyorsunuz güzel ama game mod 0'da mermisi lazım. Örneğin şöyle bir geçelim game mod 0'a. Bak ne istiyor? Out of ammunition. Yani mermisini istiyor. Bu nasıl yapılıyormuş mesela? Bu şöyle roketler, batarya, players yani adını unuttum. İşte adını unuttum tam olarak. Yani bakmadım galiba. Yani baktım da şimdi unuttum. Bu steel'da şey değil. Roket nasıl yapılıyor mesela? Şöyle kumlar, topraklar, çakıllar. Mesela şöyle batarya böyle yapılıyor. Ondan sonra players böyle yapılıyor. Players'in yapılımı kolay. Çeliğin yapılışı da böyle. Mesela bunun üstlerinde roket var değil mi? Yani yapılışında üstteki şey roket. Demek ki bunun mermisi roket. Mesela şöyle roket alalım. Şöyle roket aldık mesela bir 16'lık. Artık game mode 0'da bunları böyle atabileceğiz. Böyle atabiliyoruz. Şimdi tekrar game mode 1'e geçelim. Sıradaki silahımız neymiş? Flamethrower. Flamethrower'ın etkisi ise yani yakıyor. Flamethrower yakıyor. Mesela etrafınızda zombi falan varsa onları kolay bir şekilde yakabilirsiniz. 3'e 3 bir şekilde. Böyle yakıyor. Mesela flamethrower nasıl yapılıyormuş? Şöyle batarya, player steel. Bunun üsttekindeki şeyi de fuel. Yani yakıt. Demek ki bunun... Yani bu da yakıttan yapılıyor. Sıradaki Tesla. Tesla çarpıyor. Mesela örneğin şöyle kolay alalım zorlu. Şuradan da akşam yapalım. Akşam. Mesela şöyle zombi gelmesi lazım. Bekle şurada zombi arayalım. Hala bulamadım yalnız. Ha, mesela şurada bir creeper var. Böyle, böyle bu şekilde creeper'ı böyle çarpabiliyoruz. Şu spider'da çarpayım. Sırada plazma kanon var. Bu arada Tesla'nın yapılımını da göstereyim. Bunun mermisi de batarya. Sırada plazma kanon var. Plazma kanonda böyle etraftaki canavarları zıplatıyorsun. Zaten böyle zıpladığı an ölüyor sonrasında. Mesela şu spider'ın üstünde deneyelim. Mesela bunun mermisi neymiş? Hidrojen rod. Hidrojen rod da böyle yapılıyor. Bir rod var, onun üstüne su kovası. Rod da böyle yapılıyor. Boş güç. Böyle yapılıyor. Bu arada şu bataryanın yapılımını göstermiştim. Yakıt da şöyle yapılıyor. Kum, toprak, çakıl falan. Sırada Einstein. Bence benim en sevdiğim silah. Şöyle taramalı gibi atıyor. Şöyle. Ve en sevdiğim anda en sonunda patlatıyor. Biriniz böyle patlatıyor. Etraf yani iskeletleri falan içine ediyor. Bu nasıl yapılıyormuş? Şöyle üstünde redstone rod. Redstone rod da böyle yapılıyor işte. Burada kovası yerine kızıl taş koyuyorsun. İşte bunun da mermisi redstone rod. Şimdi silahlarımız böyleydi. Sırada nükleerlerimiz var. Nükleer bombalarımız var. Ha, ilk başta şunları da göstereyim. Şurada mesela armorlarımız var. Şurada troll kafası var. Benim giydiğim. Burada nükleerden korunmak için armorlar var. Şimdi buradan şeylerimizi gösterelim. Bombalarımızı gösterelim. İlk başta küçüğünü yapalım. Şöyle tıkladığımızda küçük oluyor. İşte ne istiyor? Çip istiyor, füze istiyor. Bir de zamanlı bomba istiyor. Zamanlı bomba tek tek patlıyor. Mesela şurada füze alalım. Sonra çip alalım. Çip.
Ve ne alalım? Zamanlı bomba. Zamanlı bomba, bir de iki tane nükleer alalım mesela. Şöyle iki tane nükleer koyacağım içine. Şöyle. Mesela şunu da şöyle koyalım. Mesela her koyduğunuzda 2,5 megaton artıyor. Mesela yani siz tabii ki istediğiniz kadar büyüklükte patlatabilirsiniz bunu. Ve bunu böyle açamazsınız. Players ister. Players da açabilirsiniz. Ancak 20 saniye süremiz de başladı. O olana kadar diğer bombayı da yapalım ya da olsun şurada. Bakalım. Tamam. 10 saniyesi kalmış. Patlar şimdi. Patlar patlar. Aha, of. Çok. Ya bu bir de ben bunu daha küçük, bunu küçük yapmıştım ben. Ben bunu tam en fazla 25 megaton oluyor küçükte. Yani 25 megatonluk yaptığımda ecir etmişti. Sırada ne var? Sırada şu büyü var. Büyüğünü şöyle şurada patlatalım. Tam yalnız hala patlamayı bitirmedi o. Tamam. Tamam. Şimdi büyüğünü yapalım. Şöyle, 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 şöyle. Böyle, 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 böyle. Bunu böyle yaptığımızda, ha bu arada bunların da yapılışları var. Mesela nük top şöyle yapılıyormuş. Böyle şekli gibi. Ondan sonra nük botum da yine şekli gibi yapılıyor. Çelikler, players. Şimdi içini açtık. Antenna istiyor bizden. Hemen onları alalım şöyle. Mesela neymiş? Antenna istiyormuş bizden. Antenna. Şöyle iki tane. Şöyle bir tane füze. Bir tane çip. Çip. Bir tane zamanlı bomba alacağım. Şöyle mesela iki nükleer, iki tane de hidrojen alalım. Onların eşit olması lazım bu arada. Hidrojen. Tamam, şöyle içine yerleştirelim. Şöyle. Şöyle. Bir tane daha hidrojen alalım. Hidrojen. Şöyle. Böyle. 25 saniye süren başlaması için bunları koymamız lazım. İşte bunları koyalım. Ve 25 saniye süremiz başladı. Büyüklüklerde böyle bir şey. Bir de şurada şöyle bir kontrolör bilgisayarımız var. Onu da göstereceğim şu patlasın da. Bu da böyle yapılıyor işte, detonator, antenna, işte chip, steel, batarya, jack, bir sürü şey. Bu arada az kaldı. Patlayacak. Patladı. Allah rahmet eylesin. Bu daha böyle düzenli bir patlatıyor. Şurada da böyle petrol, skor donanımına petrol gibi taşlar bırakıyor. İşte. Şöyle de bir controller bilgisayar var. Onu da göstereyim hemen. Şöyle yanına gidince açılıyordu. Heh. Onun için ne istiyor mesela? İşte şunu nük toplardan istiyor. Hemen şunları koyalım. Sonra ne istiyor? Antenna istiyor. Çip falan istiyor. Antenna bir tane. Sonra şu plastik. Exploises. 4 tane de çip istiyor. Çip. 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 3 nükleer, 3 de hidrojen istiyor artık bir de. Şöyle. 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 Şimdi de bunun silahı var. Onu da hemen elimize alalım da. LTDRR. Onun silahı. Şuradan nükleer ve hidrojen alalım. 3'er tane. Bu arada nükleerin yapılışı yok. Nükleeri doğada buluyorsunuz. Onu hemen söyleyeyim size. Şöyle nükleerlerimizi, şöyle de hidrojenlerimizi koyduğumuz zaman şöyle mermimiz geliyor. Böyle alıyoruz bunu. Yalnız bu biraz geç ateş ediyor bu nükleer silah. Şöyle tactical nuke diyor. Hemen şöyle atalım. Gelmiyor ki. Ha geliyor bakın. Geliyor, 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 geliyor. Hop patladı. İşte bu da böyle bir nükleerimiz var. Bu da böyle bir şey. Bu nükleerde böyle bir şey. Bu arada şeyin çipinin yapımını göstereyim. Çipin falan.
İşte loader, toaster, detonator falan filan. Bir sürü toaster böyle yapılıyormuş. İşte su kovası, tohum, mohum. Tohum ne alaka bu arada? Onu anlamadım ben. Tohum ne alaka? Çip nerede? Çip, 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 çip. Mesela şu detonator nasıl yapılıyormuş? Fuel, batarya, roket. Şuradan ne, başka ne istiyor? Çip için olan eşyalar var. Antenna da şöyle yapılıyor. Detonator, çelik, batarya, flares. Ardından işte bu daha başka bir sürü şey var. Bunları siz inceleyebilirsiniz. Hepsini ben size burada gösterirsem çok sıkıcı olur harbiden. İşte armorlarımızı göstermiştik. Şöyle bayraklarımız var. İşaret eden. Zamanlı bomba nasıl yapılıyormuş? İşte böyle yapılıyor. Plastik explosives, gaz grenade, o nasıl bir şey? Çakıl, potsol, motsol, bir sürü şey var. Onun dışında arkadaşlar, şimdi izlediğiniz için teşekkürler. Rival Rebels nükleer bomba modunu tanıtımının sonuna geldik. Like atmayı, yorum atmayı, paylaşmayı ve en önemlisi abone olmayı unutmayın. Bye bye.